2023'ten beklenti büyük, umut büyük. Bunu yeni yıl coşkusundan anlamak mümkündü. Türkiye'nin birçok noktasında coşkulu kutlamalar vardı. Kimi gerçek, kimi yapay kar altında yeni yıla girdi. Mehmetçik ise sınır nöbetindeydi. 3 inşallah. Sınırda, komuta merkezinde, mega kentte, meydanlarda, 81 ilde, sokaklarda 2023 coşkuyla, umutla karşılandı. 2022'ye bu görüntülerle veda edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanları aracılığıyla Kilis ve Van'da sınırdaki Mehmetçi'ye yeni yıl mesajlarını iletti. Kendüreğin tepesinden gerçekten bu -17 derecede hakimiyetimizi tesis etmek bir inancın neticesidir. -7 derecede yılbaşı eğlencesinin adresi ise Erzurum Palandöken'di. İran, Rusya, Ukrayna, Almanya ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yerli ve yabancı turistler yeni yıla beyaz örtü ve havai fişek gösterilerinin büyüsüyle girdi. Bursa Uludağ'da ise kar yoktu ama yeni yıl coşkusu yine de eksik olmadı. Yıl boyunca kara hasret güneydeki tatil beldeleri Muğla, Marmaris ve Antalya ise tam aksine kar altında girdi yeni yıla. Yapay karla yılbaşı coşkusu daha da katlandı. İstanbul'daysa kutlamaların adresi değişmedi. Taksim Meydanı ve Nişantaşı kalabalıkların akın ettiği adreslerdi. Yüzlerce kişi sokaklarda dans etti. Sarayburnu Fatihleri ise yine yılbaşı gecesi soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi. İstanbul'un geleneğini devam ettirdiği diğer mahalle ise Kurtuluş'tu. Yeni yılın ilk dakikalarında balkonlardan ve camlardan bardak ve nar atıldı. Turistlerin yılbaşı için akın ettiği bir diğer tarihi şehirse Nevşehir, Kapadokya'ydı. Yaklaşık 35 bin yerli ve yabancı turist aylar öncesinden bu geceyi bekledi, beklediklerine de değdi. Tarihi dokunun ışıl ışıl görüntüsüyle havai fişek gösterileri birleşti, izleyeni büyüledi. İranlı turistler Van'da, Bulgar turistlerse Edirne'de bir araya geldi yılbaşı coşkusu için. Ve Gülşen, 2022 başarılı şarkıcı için zor geçti. Cezaevinden çıktıktan sonra pek görüntülenemeyen Gülşen, 2023'e İzmir'de girdi. Şarkıları ve sahne şovuyla Gündoğdu Meydanı'na topladığı on binlerce İzmirli'yi büyüleyen Gülşen, ev hapsi kararı sonrası ilk kez mesaj verdi. Sana bir zeytin fidanımız var. Bu zeytin ağacıyla birlikte söylemek istediğim bir şey daha var ki, barış yılı olsun inşallah. İnşallah. Hepimizin ihtiyacı olan i̇nşallah. Şey... Barış.